Heyecanla beklediğimiz, başlaması için gün saydığımız Evli ve Öfkeli çok yakında ATV ekranında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin dört güzel oyuncusundan biri olan Ayşe Ertuğran'la kendisi için önemli olan bir gecede buluştuk ve oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok yakında ATV ekranında izleyicisiyle buluşacak olan Evli ve Öfkeli'nin güzel oyuncularından Ayça Ertuğran'ın başrolünde yer aldığı filminin galasındayız. Gecede Evli ve Öfkeli'den rol arkadaşı Birce Akalay da Ayça Ertuğran'ı yalnız bırakmadı. Setteki uyumları sosyal hayatlarında da devam ediyor. Çok güzel bir enerji yakaladık. Onun seyirciye de sirayet edeceğini düşünüyoruz. Hakeza Ebru'yla da öyle, Çağrı'yla da öyle. Dördümüz iyi bir ekip olduk. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah seyirciye de öyle geçer. Dileğimiz o yönde. İzleyici Evli ve Öfkeli'yi ekranda görmek için sabırsızlanıyor. Acaba bu heyecan güzel oyuncuya nasıl yansıyor? Heyecanlı olmaz olur muyum? Çok heyecanlıyım. Hepimiz çok heyecanlıyız. Güzel sonuçlar bekliyoruz sonuç yani itibariyle. Herkes çok emek veriyor. Birce Akalay'a izleyiciyi her daim güldürmesine alışık olduğumuz Ayça Ertuğran'ı soruyoruz. Pozitif, çok pozitif bir kadın. Hayatta da hep o pozitif ruh halin onu hep taşıyacağını, daha güzel yerlere taşıyacağını inanıyorum. Peki filmdeki rol arkadaşı Faik Ergin ne düşünüyor acaba? Ayça Ertuğran'la çalışmak nasıl bir duygu merak ediyoruz. Ya çok kötü. Yani açıkçası çok zor oldu. Yani bilmiyorum çok... Ya saçmalama, tabii dünyanın en güzel insanıyla, dünyanın en iyi oyuncularından biriyle ben oynadığımı düşünüyorum. Ayça Ertuğran galasında bulunduğumuz yapımda evlilik hayalleri kuran genç bir kadını canlandırırken Evli ve Öfkeli de evlenip mağdur olan bir kadına hayat veriyor. Güzel oyuncuya bu ironik durumu soruyoruz. Ben bunalımı yaşıyorum şu an. Evet, Biricik'le Dilek arasında çok büyük fark var. Ama ikisi de çok tatlı ve özünde iyi insanlar. O yüzden de aşık derse peşlerini bırakmasınlar derim. Röportajımız burada devam ederken yanımıza Birce Akalay geliyor ve sohbetimize dahil oluyor. İkilinin Evli ve Öfkeli setine de yansıyan gerçek dostlukları hemen dikkatimizi çekiyor. İki kadın. Benim bir şey söyleyeceğim. Hem dizide en yakın arkadaşım hem de gerçek hayatta canım, dostum yani. Ayağın uğurlu gelsin o zaman inşallah. İnşallah. Ben ona inanıyorum. Onun uğruna inanıyorum. Ben hoşlanıyorum. Bayağı Birce'yi seviyorum ya. Bunu da itiraf edeyim artık yeter. Ben aranızdan çekileyim o zaman yani. Güzel olacak. Ayça Ertuğran'ın yakın arkadaşı Bülent Parlak da o gece orada olan isimlerden. Bülent Parlak ve Didem arasında eğlenceli bir diyalog yaşanıyor. Ayça biraz heyecanlı mı ne? Hadi gel dedikodusunu yapalım şurada. Ayça beni tanımadı bence galiba biraz. Sarıldı mı arkada? İyi akşam. Birine benzetti gibi geldi. Aşkım falan dedi bana. Ben de hiç birine benzetilecek bir tip değilim ama. Konuşturacak gibi değilsin bence. Bülent Parlak Ayça Ertuğran için özel olan bu geceyi soruyoruz. Bu yani arkadaşlık işte yani böyle olması gereken bir şey. Arkadaşlarımı heyecanlı anlarda yalnız bırakmamak gerekiyor. Ben elimden geldiğince arkadaşlarımı galalarına getirtmeye çalışıyorum. Gelelim aldatılan kadınların intikamını eğlenceli bir dille anlatan Evli ve Öfkeli'ye. Bize yeni artık güzel bir projesi daha başlıyor, Evli ve Öfkeli. Evet. Kadın erkek ilişkileri üzerine sana da soracağım. Ben gidiyorum. Hayır, görüşürüz. Hayır, gitmiyorsun. Evet. Didem Bülent Parlak sorularıyla epey bir terletiyor. Kadının intikamından, şehrinden korktuğu inanıyor musun öyle bir şey? Kadın erkek açılımı tahlili yapıldığında bambaşka boyutlarda bakabilen varlıklar kadınlar. İntikamları da sert olur.